Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, yolun sonu göründü. En geç 6 ay sonra biz bu ülkede çok başka şeyler tartışıyor olacağız. Mesela sarayınızı çocuk kreşi mi yapalım yoksa kadın sığınma evi mi yapalım, onu konuşuyor olacağız. Bugün en fazla burada bağıranlar o dönemde nerede olur bilmem. Hani kaçarlar mı, saklanırlar mı? Ama biz dediğim gibi ülkenin gerçek gündemlerini konuşuyor olacağız. Evet, çok iyi biliyorsunuz bu bütçe, yani 21. bütçe teklifi artık sizin son bütçe teklifiniz. Bu kadar hırçınlaşma, bu kadar kavgalı gibi bir genel kurulda o neden oldu. Onaylayacağınız bütçeye göre 4,5 trilyon harcayacaksınız. Bunun 600 milyar lirasını borç alacakmışsınız. Peki geri kalan nereden? Geri kalan bu ülke halkının, halklarının alın teri ve emeğinden. Peki siz bu ülkenin haklarına her fırsatta yüce meclis dediğiniz bu mekanda bu bütçeyi nerelere harcadığınız konusunda herhangi bir hesap verdiniz mi? Denetlendiniz mi? Hayır, bunları yapmıyorsunuz. Tam da bu sorulardan kaçmak için zaten bir aydır her ortam provoke ediliyor. Gerçekleri halk öğrenmesin diye dezenformasyon yasasından tutun da buradaki tehdit dolu konuşmalar, özellikle bakanların, tam da bu yüzden. En başta sözde İçişleri Bakanı, özde Suç İşleri Bakanı, Demokrat Parti'den FETÖ'ye, uyuşturucu baronların masasından Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar haysiyetini ayaklar altına aldırmadığı hiçbir yer kalmadı. Şimdi bu adamı bu koltukta oturtmak, arkasında saf tutmak, onun suçlarına ortak olmak demektir. Bu da övünülecek değil, tam tersi hicap duyulacak, utanç duyulacak bir konudur. Söylediğiniz, gösterdiğiniz işlerin hepsinin arkasında bir alavere var ve bir üç kağıt var. Teknoloji Bakanınız o çok övündüğünüz yerli arabayla geliyor buraya. Ama bagajı açıldığında ne çıkıyor? Akrabalarına kıyak ihaleler çıkıyor. Ulaştırma Bakanı hava yolu, tren yolu projeleri gösteriyor herkese. Burada dövizlerle geldi, gösterdi. Ama 5 yılda 5000 yurt dışı gezisini göstermiyor. Peki bu gezinin masrafları nereden karşılanıyor? Bu halkların alın terinden, emeğinden karşılanıyor. Hiçbiri kendi cebinizden karşılanmıyor. Ve gelelim Aile Bakanınıza. Çocuk istismarını sakladığı için alkış tuttuğunuz bakan. Ülkede yer yerinden oynarken açıklama yapmak için 3 gün bekledi. Ve daha da önemlisi, burada itiraf etti. Davayı bilmesine rağmen 2 yıl boyunca davaya müdahil olmadı ve 2 yıl bekledi müdahil olmak için. Ve suçunu gizledi. Ve suçunu gizlediği için de tam tersi bizlere, kadınlara ve burada muhalefete öykürdü. Bu ülkenin kadınlarına, çocuklarına bir nebze saygısı varsa derhal istifa etmelidir. Neden bu olayı duyduğu anda açıklamadı? Neden davaya müdahil olmadın diye soruyorum ben. Ve senin koltuğun 16 yıl boyunca her gün tecavüze uğrayan bu kız çocuğundan daha mı önemli? Evet, daha önemliyse vallahi yıkılsın o koltuklarınız. Şimdi tarikatları savunanlar, bugün adliyede tutuklama kararı çıktıktan sonra bu erkek ordusu adli önünde çocuk istismarcılarının tutuklanmasına karşı eylem yaptılar. Tutuklama kararına karşı eylem yaptılar ve bu eylemde azgın azınlığın baskısıyla siz tutuklama kararı çıkardınız dediler. Şimdi gelelim tarikatları savunanlara. Hangi gerekçeyle savunuyorlar? Diyorlar ki tarikatlar Tanrı'ya kendine özgü bir tarzda ulaşmanın yoludur. Peki Tanrı'ya ulaşmanın yolu nasıl oluyor da sürekli paradan ve ticaretten geçiyor? Gelin bütün tarikatları denetleyelim ve ellerindeki malı mülkü de halka dağıtalım. Ayrıca bu tarikatlar neden özellikle çocukların eğitimine ve barınmasına bu kadar önem veriyor acaba? Yine bakın, burası çok önemli. Neden her tarikatın ayrı bir yurdu var? Neden hepsinin ayrı bir yurdu var? Çünkü çocuklara tüm toplumdan yalıtılmış ayrı bir sosyal yaşam kurmak istiyorlar ve o çocukların beynini yıkamak istiyorlar da tam da o yüzden. Bu devlet aciz mi? Parası mı yok? Yoksa layık değil mi? Bu devlet sosyal devlet değil mi? Anayasada bu ikisi de yazıyor değil mi? Ve bu bütçede de 4,5 trilyon da paramız varmış. Peki neden? Eğer gerçekten samimiyseniz, eğer samimiyet Tanrı'ya ulaşmak ise parayı alalım, çocukları alalım, halkın denetimini açalım. Gerçekte kim neye ulaşmak istiyormuş çıksın ortaya.
Şimdi AKP'li kadın vekillere ve AKP'ye oy verecek kadınlara sesleniyorum. İstanbul Sözleşmesi var ya, savunduğumuz, her yerde söylediğimiz. Tam da bu noktada ayrımcılığa uğrayan, eşitsizliği yaşayan, istismara uğrayan çocuklar ve kadınlar için vardı. Ve kadınlar 25 Kasım'da sadece kendileri için değil, sizler için de, kız çocukların ve tüm kadınların şiddete karşı, şiddete uğramaması için sokaklara döküldü. Ve ne oldu? Sarayın İçişleri Bakanı olan şahıs onlara şiddet uygulama talimatı verdi ve kadınlar linç edilmeye kalkıldı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet, burada bütün gerçekler üstü örtülsün diye bakanların sürekli konuşma yaptı. Ama bu sefer öyle olmadı. Her şeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Gider ayak yaptınız bunu. O 2009'da söylenen yalanlar da yeniden söylendi. Hani son kez oy isteme diye. Vallahi sadece onu değil, bütün yalanlarınızı da alın ve çöpe atın. Neymiş efendim? Ukrayna'da savaş çıkmış, enflasyon o yüzden azmış. Tüm dünyada finansal kriz varmış, ekonomi o yüzden kötüymüş. Göçmen sorunu dış güçlerin sorunu yüzündenmiş. Hayır, hepsi sizin yüzünüzden. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Genel başkanınıza bu sefer o kadar güvenmeyin. Çünkü artık şapkasında tavşan kalmadı. O bütün tavşanlar eskidi. Eskisi gibi ilgi çekmiyor. Bu ülkede kime sorsanız Erdoğan kazanmak için ne yapar diye size hemen madde madde sıralar. Alevilere, Kürtlere şirin gözükmeye çalışacak, geçti o günler. Araba diyecek, uçak diyecek, doğalgaz bulduk diyecek, karşılığı da ne verdiğini açıklamadığı paralar bulacak. Muhalefeti karıştırmaya çalışacak, Cumhur'a transfer parası, pazarı açacak, halka uyguladığı şiddeti mutlaka artıracak. Elbette bombalardan, katliamlardan medet umacak ve ülkeyi savaş haline sokmak için komşu toprakları zorlayacak. Ama asıl korkulun rüyası ne biliyor musunuz? Asıl korkulun rüyası HDP. Evet, HDP'yi ne yapacağına bir türlü karar veremiyor. Kapatmasa bir dert ama kapatsa 10 dert. Kapatsa Erdoğan'a oy verecek kaç tane Kürt bulabilir acaba? HDP'yi kapatmak Kürt halkına sizin siyasette yeriniz, işiniz yok. Siyaset yapmaya da hakkınız yok demektir. Kürtlere siyaset yasağı, Erdoğan'a bir ömür boyu siyaset yasağına döner. Kapatmasa şekilde görüldüğü gibi diken üstünde oturmaya devam edeceksiniz. Ama boşuna heveslenmeyin. Artık bitti. Bilin ki bu sefer saray oyunlarının başarı şansı yok. Evet, hiçbiriniz koruma orduları olmadan hiçbir bakanınız sokağa çıkamıyor. Artık bitti, evet. Şimdi koruma ordularıyla seçim çalışması yapmaya gideceksiniz. Ve yalanlarla oy isteyeceksiniz. Sadece ve sadece gerçekleri söyleyin. Mesela Soma'ya gittiğinizde bizim madenleri 3-5 yandaşımıza peşkeş çektiğimiz için yüzlerce kardeşinizin canına kıyıldı deyin. Hatay'a gittiğinizde deyin ki bizim Suriye politikamız işte tepenize bu bombaların düşmesine neden oldu deyin. Bartın'a gittiğinizde deyin ki aylar öncesinden gelen bilgimiz olan tehlike bulgularını dikkate almadık. 41 işçinin ölmesi bizim yarattığımız özelleştirme politikalarının sonucudur deyin. Artvin'e gittiğinizde deyin ki Arhavi'de, Cerrahtepe'de, Yusufeli'nde yaylalarınızın maden ocakları, derelerinize HES'ler kurdurduk şirketlerimiz çıkarı için ve doğayı biz tahrip ettik deyin. İzmir'e gittiğinizde deyin ki sizi hala, siz bizim için hala gavur İzmir'siniz, İzmir'siniz ve Anadolu'da tarihi 8500 yıl öncesine dayanan o Ali Ağa'ya, o siyanürlü asbestli gemilerin sökümüne biz izin verdik deyin. Edirne'ye, Konya'ya, Çorum'a, Sivas'a gittiğinizde deyin ki gübreye %500 zam yaptık, mazotun fiyatını 24 liraya çıkardık, çeltik buğday arpa üretimini biz azalttık, besiciliğe, süt üreticiliğine biz darbe vurduk ve Ordu'ya, Giresun'a gittiğinizde deyin ki fındığın kilosunu sizden 25 Türk lirasını alıyoruz ama 23 Amerikan dolarına biz sattırıyoruz ve şirketlerin kar etmesini sağlıyoruz. Evet, gençlerle karşılaşırsanız, bize oy verirseniz bu ülkede size gelecek oy yok deyin, gelecek yok deyin. Ve doktorlara da giderseniz gidin deyin çünkü reisiniz de zaten öyle diyor. İşçilere, emekçilere deyin ki sizi kölece çalıştırmaya biz devam edeceğiz. Ama bilin ki bu ülkede umudu yok edemezsiniz, dayanışmayı gasp edemezsiniz. Bu ülkede direnişi kapatabileceğiniz kadar büyük bir cezaevi inşa edemezsiniz.
Ve bu ülkede mücadeleyi asla ve asla bitiremezsiniz. Evet, bu tamamlayalım. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Engin Özkoç. Buyurun Sayın Özkoç.